geçmişte yıkıcı bir deprem yaşadık. Ve bu depremin ardından bu paneli şu anda bir araya getirmekten ve moderatörlüğümü üstlenmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Depremden sonraki 9. ayda hala depremin yıkıcı etkilerinin var olduğunu görmekteyiz bölgede. Ve hem uluslararası toplum, yerel aktörler, belediyeler, kamu, sivil toplum aktörleri deprem sonrasında hızlı bir şekilde toparlanma ve yeniden inşa etme noktasında olağanüstü bir çaba içerisinde çalışıyorlar. Bizler de sadece yeniden inşa etmek için değil, aynı zamanda daha iyi, daha güçlü ve daha dayanıklı bir şekilde yeniden inşa sürecine katkıda bulunmak için hep birlikte çalışıyoruz. Bu panelde de kendini bu misyona adamış kurum temsilcileri ve uzmanlarla bir araya geldik. Kendilerinden özellikle erken toparlanma ve orta ve uzun vadede bölgede ortak bir vizyon geliştirme ve topluluklara destek anlamındaki çalışmalarını ve yine bu noktadaki edinilen dersler ve iyi örnekleri dinliyor olacağız. Deprem sonrasında yeniden inşa sadece barınmayla kısıtlı değil. Aynı zamanda geçim kaynaklarının geliştirilmesi de çok önemli bir rol oynuyor bölgenin yeniden toparlanmasında. İnsanların düzenli gelir getirilerinden sürdürülebilir istihdama, sağlık hizmetlerine, eğitim hizmetlerine ve diğer yerelde yine belediyelerin sağladığı hizmetlere, dinlenme, sosyalleşme gibi olanaklara da ihtiyaçları var. Yani hızlı bir şekilde normalleşmeye de ihtiyaç duyuyoruz diyebiliriz. Bu kapsamda yapılan tüm çalışmaların insan odaklı olması ve depremden etkilenen bireylerin temel ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor olmasının çok büyük önemi var yeniden toparlanma ve normalleşme sürecinde. Bu noktada panelimize ben dönmek istiyorum. Öncelikle yerel yönetimlerimizden başlayacağız. Adıyaman Büyükşehir Belediyesi'nden Sayın Mehmet Bereket bizlerle birlikte. Adıyaman Belediyesi'nin bu alanda özellikle yeniden toparlanma, hem ekonomik, hem sosyal, hem belediye hizmetleri, altyapı hizmetlerinin toparlanması noktasında önemli çabaları var. Aynı zamanda çok büyük ihtiyaçları da var. Biraz sizden dinleyelim efendim. Adıyaman şu anda ne durumda? Belediyenin bu alandaki yaptığı çalışmalar, sizlerin gözlemleriniz, edinilen dersler ve iyi örnekleri sizden almak isteriz. Teşekkür ederim. Bize bu fırsatı sağladığınız için, kendimizi ifade etme fırsatını sağladığınız için biz sizlere teşekkür ediyoruz. Konuşmama başlamadan önce Belediye Başkanımız Sayın Doktor Kılınç, Süleyman Kılınç Bey'in selamını ileterek yükü üzerinden atarak başlayayım. Bizim bir görselimiz olacaktı. Onu devreye almamız mümkün mü deprem sürecinde izniniz olursa? Tamam.
tarihinde ardı ardına gelen iki depremden sonra tabii biz fiziki olarak yaşadık. Çok vurucu bir videoydu. Depremin yıkıcı etkisi Adıyaman'da da çok, gerçekten çok yoğun bir şekilde görüldü. Hala da devam ediyor toparlanma süreci. Hikmet Bey'e biraz sonra söz verin. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben Hamit Bey'le devam etmek istiyorum. Hamit Bey de geldiği bölge koordinatörümüz. Kendisi hem bölgeden, Adıyaman'da, Gaziantep'te şu anda yaşıyor. Kendisinin hem bireysel deneyimini almak istiyoruz, hem de bu süreçte yeniden toparlanma ve daha iyi inşa etme noktasında farklı kurumların koordineli bir şekilde çalışması, ortak bir vizyon çerçevesinde hareket etmesinin önemine inanıyoruz. Bize deneyimlerinizi, bu noktadaki deneyimlerinizi ve gözlemlerinizi paylaşabilir misiniz Hamit Bey? Tekrar hoş geldiniz. Tabii Seyda Hanım, teşekkür ederim. Öncelikle herkese hoş geldin diyorum ve Marlboro Urban Forum'da emeği geçen herkese teşekkürler. 6 Şubat büyük depremler, felaketler üst üste geldi. Aslının felaketi diye adlandırıyoruz. Vefat edenlere ben yine Mehmet Bey'in de, Hikmet Bey'in de, tüm katılımcıların yakına da dahil olmak üzere herkese Allah rahmet eylesin. Halen yaralılar var. Hem psikolojik hem fizyolojik olarak onlara da acil şifalar diliyorum. Sunum da var ama açabilir verse. Evet, daha çok koordinasyon kritik rolünden bahsetmek istiyorum size. UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak biz Türkiye'de 1965'ten beri faaliyet gösteriyoruz. Biraz kurumundan bahsetmek istedim. 1990'ın ikinci yarısından itibaren şu an deprem olan illerde faaliyet gösteriyoruz. Birçok projemiz var. Bunun koordinasyon açısından önemi oldu. Biz zaten orada olduğumuzdan dolayı epey bir işlerimizi yaparken, faaliyetlerimizi sürdürürken yalanını gördük. Evet, 6 Şubat depreminde çok büyük bir alan, 11 il, 15 milyon insan, 110 bin kilometre kare bir alandan bahsediyoruz. Büyük bir yıkımdı. Şimdi her ne yaparsak yapalım, hangi müdahalelerde bulunursak bulunalım, eğer bir şeyi ölçemezsek yönetemeyiz. Bu Peter Drucker'ın, ünlü kurumun sözü. Biz de kendi iş hayatımızda bunu şiar edinmiş bir kurumuz. Öncelikle bir şeyi ölçmek lazım ki mevcut durumu analiz etmek lazım. Ondan sonra bir müdahalede bulunmak lazım. Bunun da şartları var. Şeffaf olması, paylaşılı olması, teyit edilmiş olması, duplikasyonu, tekrarlamayı önlememiz gerekiyor. Bunu da şartların yerine getirip bu bilgiyi, aldığımız bilgileri, mevcut durumu diğer kuruluşlarla paylaşmak gerekiyor. Biz de bu minvalde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak Cumhurbaşkanlığımıza bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'yla beraber Cumhurbaşkanlığımıza bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığımızla beraber TEDAR adını verdiğimiz en kapsamlı mevcut durum analizi ve ondan sonraki yol haritasını çizmek için olan araştırmayı, çalışmayı birlikte yaptık. Basından duyduğunuz, kamudan duyduğunuz, bizlerden duyduğunuz birçok şeyin, istatistiğin, sonucun aslında raporu bu. Bu rapordan çıkmaydır. Bu birçok kuruluşa da yol göstermiş oldu. Şimdi koordinasyon, Birleşmiş Milletler tabii birçok
kurumu var. Farklı farklı alanlarda uzmanlaşmış ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyorlar. Böyle olduğu için her kurumun kendi uzmanlık alanı oluşmuş durumda. Biz de UNDP olarak, sektör olarak erken toparlanma konusunda tecrübemiz vardı. Bu bahsettiğimiz 10 grup, 10 çalışma grubu kuruldu koordinasyon için. Çok hızlı bir şekilde kuruldu. Bunda valiliklerimiz, belediye başkanlıklarımız, tüm sivil toplum kuruluşlarımız, hatta büyükelçilerimiz geldi Ankara'dan, yerelde bizlerle birlikte çalıştılar. Çünkü onların da başka ülkelerde tecrübeleri vardı. Burada erken toparlanmaya UNDP liderlik yaptı. Evet, koordinasyon normal zamanda bile çok önemli. Yani her şey yolunda gitse dahi bir koordinasyon gerekiyor. Düğün de yapsanız, bir yemek de organize etseniz, bugünkü bu forumu da organize etseniz, kendi evinizde dediğim gibi çok basit bir yemek de pişirseniz, muhakkak bir koordinasyona zaten ihtiyaç duyuyoruz. Hele bu zor zamanlarda, felaket zamanlarında koordinasyonun önemi kat be kat artıyor. Çünkü insanlar bir defa şokta. Kaynaklar yetersiz, kısıtlı. Örneğin belediyeden bir şey, mesela bir rol veriyorsunuz, bir görevi var. Ama yapamıyor çünkü binası yıkılmış. Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir destek istiyorsunuz. Onun yapması gerekiyor ama vefat etmiş personeli. Bu zor zamanlarda, o yüzden mesela biz ne yaptık? Hemen koordinatör valiler, koordinatör belediye başkanlıkları atandı devletimiz, hükümetimiz tarafından. Onlar çok daha etkin bir şekilde o süreci yönettiler. Yani zor zamanlarda koordinasyon çok çok daha önem arz ediyor. Kaynakların etkin ve verimli kullanması var. Mesela bir tarafta çok elzem olan bir şey varken aslında başka bir tarafta hiç ihtiyacı olmayan bir şey de gönderilebilir. En basitinden çölyak hastaları için glutensiz ekmek gerekiyorken onlara normal ekmek gönderdiğiniz zaman başkasının hakkı da oraya gitmiş oluyor. Burada gerçekten koordinasyon çok önemli. Özellikle de bu felaketler zamanında. Biz UNDP olarak kendi görev tanımımıza da uygun bir şekilde ilk günden itibaren bu terör raporu da çıktıktan sonra orada kendimize rolümüzü biçtik. Bu gördüğümüz 4 destek konusunu kendimizde hemfikir olduk, bunu ilan ettik ve bu şekilde ilerledik. Zaten mevcut projelerimiz vardı. Hemen onlara bunları entegre etmeye çalıştık. Bir de çok kısa sürede yeni projeler ürettik. İlk başta dediğim gibi erken toparlanma sektöründe UNDP olarak liderlik yaptık bölgede. Şimdi halen bu koordinasyon sürecimiz devam ediyor. Tabii değişti. Şimdi ekonomik güçlendirme, iktisadi güçlendirmeye döndü. İlk baştaki gibi insani yardım, acil müdahale dönemi artık geçti. Malatya'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da halen toplantılarımız oluyor. Yerel ve ulusal, hatta uluslararası kuruluşların katılımıyla birlikte halen bu bilgileri paylaşıyoruz. Doğru yerden ve ilgili kurumlara iletiyoruz. Bunlar UNDP olarak biz 4 açıdan yaklaştığımız için bazı projelerimizi de bu arada sizlerle paylaşmak istedim. Deprem olduktan sonra da bir zaman akışı şöyle ilerledi. Önce tabii ki arama, kurtarma, güvenlik, acil müdahaleler oldu. Ondan sonra bir insani yardım süreci, barınma süreci var. Fakat artık bundan sonra da erken toparlanma sürecindeyiz. En zor, en meşakkatli ve uzun soluklu bir iş. Burada da UNDP'nin görev tanımıyla çok uyumlu. Bizim üzerimizdeki yük de gitgide arttı. Şimdi Türkiye bir deprem ülkesi. Sadece deprem de değil. Aslına bakarsanız bir sürü doğal felaketler oluyor maalesef güzel ülkemizde.
En son bakanlığımızın açıklaması, Cumhuriyetimizin de 100. yılı, 56 deprem olmuş, 6 ve üzeri. Ortalama, ki bunlar sırf karada olan depremler, ortalama demek ki 1,5 yılda bir 6'nın üzerinde, yani şiddetli, ölümcül depremlere maruz kalan bir ülkeyiz. O zaman muhakkak koordinasyon konusunda daha çok yatırım yapmalıyız, denemeler yapmalıyız, simülasyonlar geliştirmeliyiz, tatbikatlar yapmalıyız. Hem birey olarak, hem yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler kuruluşları, tüm paydaşlar üzerine düşen hazırlıkları sürekli yapmalı. Bir defa oldu bitti diye bir şey yok. Allah korusun, her zaman her yerde tekrar olabilir. Biz yine bu minvalde depremden görece olarak Gaziantep merkez ve Adana merkez daha az etkilendi. Onların ticaret odalarıyla birlikte ve ihtiyaç haritası sivil toplum kuruluşuyla beraber bundan sonraki felaketlere hazırlıklı olmak, farkındalığımızı arttırmak için Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi adı altında bir çalışma başlatıyoruz. Bunda tüm depreme maruz kalan illerimiz olacak, 11 ili kapsıyor. Evet, dediğimiz gibi bu süreç meşakkatli bir süreç. Tek başına bir kurumun, tek başına bir sivil toplum kuruluşunun, derneğin, vakfın mümkün değil altından kalkması böyle bir felakette. Muhakkak güçlerimizi birleştirmeliyiz. İyi niyetle, ortak bir şekilde çabalarımızı sürdürmeliyiz. Yine bu arada biz çalışmalarımızdan da sizlerle bahsetmek istiyorum. Biz de depremin ilk günden beri sahadaydık. Diğer kurumlar gibi, sizler gibi, herkes gibi biz de elimizden geldiği kadar bir an önce toparlanmak için gayret gösterdik. Bunlar bazı örnekler. Evet, bir de hem bugüne kadar bizim donörlerimiz teşekkür etmek istiyoruz 6 aylık çalışmamızda. Bize bir sürü hibe sağladılar. Biz de aracı olduk. Deprem bölgesine aktardık bunları. Hem saygıdeğer donörlerimize teşekkür ederiz. Bir de Türkiye'nin UNDP Mahkum Temsilcimiz Sayın Louisa Vinton'un böyle bir uluslararası ortamdaki bir sözünü anlatmak istedim. Donörlerimize çok teşekkür ediyor ve ekliyor. Hakikaten ihtiyaçlar çok fazla. Tekrar uluslararası toplumun Türkiye'ye karşı cömert bir şekilde destek olması çağrısında bulunmuştu. Ben de onu sizlerle paylaşmak istedim. Soru, öneri, geri bildirimlerinizi alalım. Bu da UNDP ailesi olarak bir fotoğrafımız. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Yani benim çalışmalarını da çok güzel özetlediniz. Hemen sırayla Kahramanmaraş'a dönmek istiyorum. Konuşmamın başında da söylemiştim. Biz yeniden toparlanma derken sadece barınmayı kastetmiyoruz. Geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, özellikle orta ve uzun vadede bölgenin yeniden ayağa kalkmasında çok büyük o noktada Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamızın çok önemli çalışmaları var. Bizlerin de kendileriyle yaptığımız bir ortaklık var. Özellikle kadın girişimcilere, kadın işletmelere yönelik bir hibe programı hayata geçirdik. Çok önemli insan hikayeleri de çıktı bu programdan.
Umuyorum sizler de ondan bahsedeceksiniz ama genel olarak odamızın, özel sektörün yeniden toparlanma, uzun ve orta ve uzun vadedeki toparlanma vizyonunu bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Buyurun. Çok teşekkürler. Söyleyeceklerimi tek session'da mı yapacağız, iki session'da mı olacak, ona göre? Tek session'da sorular olursa yine devamını getiririz. Evet, ona göre konuşayım diye söyleyeyim. Öncelikle kendimi tanıtayım. Hikmet Gümüşer benim ismim. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili. Aynı zamanda Kahramanmaraş Kıpaş Holding'de yönetim kurulu üyesiyim. 11 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Orada da oldum. Lisede ayrıldım. Üniversiteyi şehir dışında okudum. Sonra tekrar Kahramanmaraş'ta dönüş yaptım. Az önce Mehmet Bey'in izletmiş olduğu video, yani bu salonda herkes için aynı etkiyi yaptığını bilmiyorum ama gerçekten o gün orada olanları yaşayanlar için anlamı çok çok derin. Sevgili katılımcılar, yani gerçekten depremin etkilerini anlamanız o kadar tabii ki hepinizin tek yürek olduğunu, sivil toplumun gücünü biz sahada gördük. Ama bunları canlı canlı yaşamak gerçekten oldukça acı vericiydi. Ve böyle videoları izleyince bir kez daha tüylerimiz diken diken oluyor hepimizin. Yani diyeceğimiz tek şey, inşallah böyle bir depremi değil Türkiye, değil Kahramanmaraş, değil Adıyaman, yani dünyanın hiçbir yeri yaşamaz. Çünkü gerçekten bir yaşıma daha girdim diyebilirim kendime. Öncelikle şunu söyleyeyim. Böylesine büyük bir kara depremi, sivil inisiyatif olmadan, UNDP gibi değerli kurumlar olmadan veya bölgelere destek veren, yani size nasıl söyleyeyim, o kadar çok kurumdan destek aldık ki, mesela Moncler diye bir markayı biliyorsunuz, hani burada kapalı bir ortamdayız diye söylüyorum. Bakın 100 bin euro para gönderdi bize. Inditex grubu, Zara grubu biliyorsunuz, 1 milyon dolar para gönderdi bize. Bunların hepsini niye gönderdiler biliyor musunuz? Tamamen çorbada bizim de tuzumuz olsun. Yani bir konteynerde bizim adımız olsun. Biraz da bizim yardımımız olsun vesaire diye. Bu işler ancak sivil toplum olursa, İnsanlar dayanışma içinde olursa atlatılabilecek olan hadiseler. Biz depremin ilk gününden beri sahadaydık. Yani mesleğimizi, yaptığımız işi, kimliğimizi unuttuk. Hepimiz vatandaşlık görevimizi yaptık ve o dönem benimsediğimiz tek bir şey vardı. Olan olmayanla paylaşacak. Her zaman biz bunu söyledik. Eğer benim evim sağlamsa, benim psikolojim sağlamsa, evi olmayan, psikolojisi bozuk olan kişiyle benim bunu paylaşmam gerekiyor. Benim evimde banyo yapan kişilerin sayısını size anlatamam. Belki yüzlerce kişi benim evime banyo yapmaya geldi. Veya birçok kişiye kendi kıyafetlerimi verdim. Bakın, evini kullanan bir insanın psikolojisini anlamanız için ya bunu görmeniz lazım o anda. Tabii ki Allah sizleri göstermesin ama gerçekten çok berbat bir hadise. Düşünün, ayakkabınızı alıyorsunuz, üzerinize montunuzu alıyorsunuz ve canınızı kurtardığınızda şükrediyorsunuz. Ondan sonra sokaktasınız. Depremin ilk günlerinden itibaren ihtiyaçlar çok çeşitli. İlk başta insanların zaten yaşadığını şükretmesiyle başladı her şey. Daha sonra yavaş yavaş ihtiyaçlar artmaya başladı. İşte bebeği olanların çocuk bezi ihtiyacı vardı. Yaşlısı olanların, onların bezi ihtiyaçları vardı. Ekmek yoktu şehirde, sıcak bir yemek yoktu. Her gün ihtiyaçlar artıyordu. Bir de çok soğuk bir günde gerçekleşti. İşte ilk haftalarda ısınma, kıyafetler, battaniyeler vesaire bunlara çok fazla ihtiyaç vardı. Çadırı çok fazla ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaçlar zamanla şekil değişti, evrildi. İşte tabii depremin ilk günlerinde yaşadığımız olayların hepsinin detayına girip vaktinizi almak istemiyorum. Ama az önce Hamit Bey çok güzel bir söyledi. Ben notunu aldım. Yani deprem aslında bu üç adımda özetleyebiliriz. Birincisi acil müdahale, ikincisi insani yardım, üçüncüsü şu an içinde bulunduğumuz dönem ve bence de çok uzun geçecek olan bir dönem, erken toparlanma dönemi. Biz şu anda acil müdahale ve insani yardım dönemlerini geçtik. Bu konuda da emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Gerçekten bu süreç kolay atlatılmadı ama sizlerin desteği, sivil toplumun desteğiyle ilk süreci çok rahat atlattık. Şimdi üçüncü süreçteyiz. Üçüncü süreçte toparlanmamız gerekiyor. Biz de bu bağlamda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üstümüze düşen görevi yapmak için ilk günden itibaren sahadaydık. Çünkü Kahramanmaraş'ın deprem geçiren diğer şehirlerden göre biraz daha farklı bir durum var. Bizdeki can kaybı en fazla şehirlerden bir tanesi, ikinci şehir can kaybı da en fazla can kaybı olan. İkincisi ticari anlamda zararın en çok olduğu şehir. Çünkü çok fazla işletme var.
Dolayısıyla biz şehrimizde erken toparlanmada, insanların artık ihtiyaçlarını ekmekten, çadırdan, ısınmadan paraya evrildiği, akti yardıma evrildiği dönemde ticari ve sanayi odası olarak bir takım girişimlerde bulunduk. Bunlardan bir tanesi de UNDP kuruluşuyla temasa geçmekti. Burada şahsım adına inisiyatif alarak UNDP'ye kapılarını çaldım. Dedim ki 15 Mart tarihinde, çok iyi hatırlıyorum. Bakın dedim, burada sizler de sağlıklı destek vermek istiyorsunuz. Bugüne kadar da birçok desteğinizde şahit olduk. Ama dedim, insanların artık burada çok ciddi derecede nakde ihtiyaçları var. Çünkü Kahramanmaraş'taki depremde en büyük hasar şehir merkezinde gerçekleşti. Şehir merkezinde çok fazla iş yeri vardı ve bu iş yerlerinin hepsi yıkıldı. O yüzden insanlara bir destek verebilirseniz, bilgisayarlarını alsınlar, bir iki aylık kiralarını ödesinler, demirbaşlarını alsınlar, onlara en azından hiçbir şey yapamasak bile bir niyetimizi gösterelim. Kendileri bu çağrımıza sessiz kalmadılar. İlk başta 100 bin dolarla başlayan macera, daha sonra çok büyük rakamlara ulaştı. Ve burada benim Birleşmiş Milletler'i, UNDP'yi takdir ettiğim en önemli konulardan bir tanesi, başta burada Uyuz Hanım olmak üzere, çağrılarımıza, taleplerimize hiçbir zaman tepkisiz kalmamaları oldu sağ olsunlar. Ne istediyse, onlar bize istediğimizin bir daha fazlasını verdiler. Ve gerçekten yaraları sarmak adına çok hızlı bir şekilde konuya el attılar diye. Şimdi biz ticari sanayi odası olarak bugüne kadar devlet kurumlarıyla birçok defa temasa geçtik. Şehrimiz adına toparlanma olabilmesi için çok fazla konuda onlara mektuplar sunduk, taleplerde bulunduk. Bizzat bakanların kendilerine ilettik. Ama bunların gerçekleşmesi bir çırpıda olmadı. Hala da taleplerimizin bazıları devam ediyor. Fakat bizim özellikle kadın girişimcileri hibe programımız o kadar hızlı bir şekilde sonuçlandı ki biz 15 Mart'ta başladığımız süreci 1 Ağustos tarihinde herkesin hesabına hak ettikleri hibe tutarlarını transfer etmek suretiyle tamamlamış olduk. Yani Nisan ayının 1'ini kabul edersek, 1 Nisan'da başladık, 1 Ağustos'ta bitirdik. Yani 4 ay içerisinde tam 850 tane kadın işverenlerden hibe başvurularını değerlendirdik. Bunlardan 420 tanesiyle UNDP'nin yönlendirmiş olduğu heyetle birlikte mülakatlarını yaptık. Ve 253 tanesini bütün o 420 kişiyi dinledikten sonra kimisine 35 bin lira, kimisine 300 bin lira ihtiyaç durumuna göre belli bir kriteriye göre vermek suretiyle onlara destek olduk. Burada hem hız çok önemliydi, hem de taleplere karşı erken bir şekilde müdahale edebilmek. Gerçekten erken toparlanma döneminin ruhuna gayet uygun bir çalışma oldu. Bu noktada UNDP'nin saha ekiplerine, üst yönetimine, hepsine teker teker çok çok teşekkür ediyorum. Ve biz programları bitirmedik, bu programlar devam ediyor. Şimdi erkeklere başvuruyoruz. Erkeklerde 3700'ün üzerinde başvuru var Kahramanmaraş'ta. Bu başvuruları değerlendirmeye başlayacağız. Ve bizim amacımız Kahramanmaraş'ta UNDP'yi doğru yönlendirmek, onları doğru alana kanalize edebilmek ve sadece UNDP değil, UNDP gibi birçok kuruluşu özellikle erken toparlanma noktasında sahaya kanalize edebilmek. Laflarımı çok uzatmayayım, söyleyecek çok fazla şey var konu deprem olunca ama sadece şu son konuya da değinip konuşmamı sonlandırayım. Eğer evinizde ayağınızı uzatarak televizyon izlerseniz bu sürecin gerçekten çok güzel bir şekilde sona erdiğini, artık hayatın normale döndüğünü görürsünüz. Ama durum öyle değil. Bunu ben başını kuma sokan deve kuşuna benzetiyorum. Eğer depremin acısını anlamak istiyorsanız uğraşmanız gerekiyor. Bakın bizim işletmelerimizde 11 bin kişi çalışıyor. Bunlardan en az 9 bin tanesi depremden etkilendi. İşlerimizde çalışan 100 kişi vefat etti. Bunların geriye aileleri vesaire, annesiz babasız kalan çocuklar, uzuvlarını yitiren çalışanlarımız, psikolojisi darmadağın olan anneler, babalar, yani size anlatamam. Bunların hepsinin içinde olursanız, duymak isterseniz, öğrenmek isterseniz size bir anlam ifade ediyor. Son olarak şu örneği verelim, konuşmamı sonlandıralım.
Bundan 3-4 hafta önce EBRD'yi biliyorsunuz. EBRD Kahramanmaraş'ı ziyarete geldi ve üst yönetimiyle birlikte geldi. Ve kendileri bir saha ziyareti yapmak istediler. Ben de Ticari Sanayi Odası ve TİM ortaklığıyla beraber 300 tane ev yapmıştık. O bölgeye götürdüm. Tabii EBRD gerçekten gönülden destekliyor. Onlar da UNDP gibi sağ olsunlar. Bölgeye destek vermek istiyorlar. Fakat tam olarak yani acının büyüklüğünü anlamaları için onlara hikayeleri göstermem gerekiyordu. Ve biz Türkoğlu Konteyner Kent'e gittiğimizde hani EBRD'deki kitleyi daha çok tahmin edersiniz yani biraz daha böyle ağır abiler, abiler vesaire. Çocuklar direkt sarıldı böyle şeylere yani böyle hani biraz da böyle yabancı olduklarından dolayı oradaki kitlerin de çok görmeye alışkın olduğu kişiler olmadığından dolayı böyle biraz sarıldılar vesaire ve yani çok hani biz böyle işte finansallar, ekonomiler, çok teknik alanlardan konuşurken birden bambaşka bir dünyaya dahil oldular. Ve irkildiler yani size anlatamam hani orada hikayelerin işte birden düşüverdiler. Ve çocuklar dediler işte biz okula gideceğiz ama ders kitabımız yok, ders kitaplarımızın hepsi evimizde beraber gitti, bize ders kitabı alır mısınız gibi talepleri oldu. Tabii bununla birlikte çok fazla soruna şahit oldular ki sadece yarım saat geçtiler ortamda. O kadar çok etkilendiler ki geldiklerinden bu yana Kahramanmaraş'a son 3 haftadır kendi aralarında para toplamışlar. Ve yaklaşık olarak 150 bin TL para toplayıp pimpon masası, ders kitabı, kızlar için özel oyuncaklar vesaire bunları toparladılar, şimdi oraya gönderiyorlar. Yani vicdan seviyesi bir insana sıfırla yüzse, burada vicdan seviyesi bir olan insanın bile tüylerini ürpertecek çok fazla örnek var. O yüzden bunlara kayıtsız kalmayıp da gerçekten şehirdeki problemleri el atan, hem Kahramanmaraş'a, hem Gaziantep'e, hem Adıyaman'a, Hatay'a, Malatya'ya, tüm kurumlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ve bunların en başında da benim için anlamı çok büyük olan UNDP'ye teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz hükümetle. Sağ olun. Bugün sizlerin, siz depremi birebir yaşadınız. Sizin isteğinizi tamamıyla anlamamız mümkün değil ama yanınızda olduğumuzu bilmeniz bizi gerçekten rahatlatıyor. Ben bir devam sorusu da sormak istiyorum size. Çünkü çok önemli bir Kahramanmaraş'ta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetici pozisyondasınız. Kendiniz de zaten özel sektörde çok büyük bir sektöre liderlik üstleniyorsunuz. Özellikle deprem sonrasında biz aslında ekonominin, Türkiye ekonomisinin bel kemiği orta ve küçük işletmeler, küçük ölçekli işletmeler çok ciddi zarara uğradılar. Bunun dışında bölgeden çok ciddi bir iş gücü kaybı da var. Özellikle orta ve uzun vadede toparlanmada bu noktada nasıl toparladınız? Ekonominin yeniden canlanması ve bölgenin yeniden eski haline hatta daha iyisine kavuşması noktasında sizin tavsiyeleriniz, gözlemleriniz neler olur? Onları da alabilirsek çok sevinirim. Tabii, sesim geliyor mu? Yani şöyle söyleyebilirim. Kahramanmaraş'ta toplamda 800 tane fabrika var. Yaklaşık olarak 16 bin tane de küçük işletme var. Özellikle mikro işletme diyoruz biz bunlara. Mesela bir eczaneyi düşünün. Şimdi bir eczacıyı gözünüzün önüne getirin. 5 Şubat tarihini ele alalım. 5 Şubat pazar günü nöbetçi olan bir eczaneyi düşünün. Şehir merkezinin nüfusu 800 bin ve o eczacının aylık cirosu 500 bin, 600 bin TL civarında. Asgari ücret 8500 TL, aylık ödediği kira 10 bin TL. 6 Şubat'ta deprem oluyor, şehir kaos ve kaçanı şu an şehir merkezinin nüfusu 300 bin kişi kadar azaldı. Bu eczacı hala şehirde çalışmaya devam ediyor. Ama cirosu, aylık cirosu 500 bin TL'den 250 bin TL'ye düştü. Çalıştırdığı personele vermiş olduğu maaş 11.500 TL'ye çıktı ki asgari ücreti adam bulamıyorsunuz neyse diyelim ki 11.500 TL'ye çıktı ve aylık kirası 10.000 liradan 30.000 liraya çıktı. Şimdi kendinizi bu eczacının yerine koyun ne yaparsınız? Yani şu anda Kahramanmaraş'ta özellikle Seher Hanım'ın sormuş olduğu küçük gruplardaki işletmelerde ihracat potansiyeli yok, bir şey yok, çok büyük bir zorlanma söz konusu. Bizler de burada çözüm şu olduğunu düşünüyoruz.
özellikle Türkiye'nin şu andaki ekonomik gündemini takip ediyorsunuz. Enflasyonu yenebilmek adına ne yazık ki yani parasal sıkılaşmayı sonuna kadar uygulamak zorunda kaldı. Krediler pahalılaştı, kredi kartı taksitleri azaltıldı, konut kredileri artık yok, taşıt kredisi yok. Yani böyle bir ortamda deprem şehirlerini de bunun içerisine dahil etmek bence çok yanlış bir hal maalesef. O yüzden biz şunu savunuyoruz. Diyoruz ki Kahramanmaraş'ta özellikle bu 16 bin tane mikro ve küçük ölçekteki şirketlerden maaş ödemelerinde SGK primi alınmasın. En az 2 yıl süreyle. Sadece kök maaşını versin bu kişiler. Başka bir şeye vermesinler. Aynı zamanda bu kişilere kira desteği verilsin. Aralıkta alınacak olan KDV'ler parçalı halde alınsın. 24 taksitle alınsın. Aynı zamanda deprem bölgesi özelinde kredi kartı taksit sayıları arttırılsın. Mesela sadece 4 şehir olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay şehirlerinde taksit sayısı en az 12 taksitle tutulmalı. Oradaki esnafın iş hacmi arttırılmalı. Her ne kadar bazı platformlar tedarik için deprem bölgesinden gibi kampanyalar başlatsa da bu maalesef birçok kişinin bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Daha etkin yöntemlerle bölgedeki ticaretin canlandırılması lazım. Biz de ticaret ve sanayi odası olarak özellikle şu konulara yoğunlaşıyoruz, 4 konuya. Birincisi, şehrimizdeki hiçbir ticari kesimden işveren primi ve işçi primi alınmasın. Bir. İkincisi, şehrimizdeki tüm esnafa kredi kartı taksit sayısı en az 12 olarak kullansın. Üçüncüsü, tedarikçi finansman ürünlerinde faiz oranı politika faizinden en az 10 puan aşağı uygulanmak suretiyle uygulansın. Dördüncüsü ise Kahramanmaraş'taki ihracat yapan kitlede özel kur uygulansın. Yani bu bölgede özellikle 4 şehir 2 ilçe dediğimiz bölgede ticaret çok canlıydı. O ticaretin yeniden eski hale dönmesi için bizim kayırılmamız lazım. Bunun için de biraz daha şefkatli bir bakış açısıyla şehirlerimize bakılması lazım. Sayın Hanım. Mehmet Bey, size dönmek istiyorum. Tekrar. Gerçekten Adıyaman Belediyesi olarak hem deprem sonrasında ki ilk müdahalede hem acil durumda hem de toparlanma noktasında da önemli planlamalarınız var. Önemli projelere de imza atıyorsunuz. Tabii ihtiyaç sonsuz, liste sonsuz uzun. O noktada bizler de sizlere destek olmaya hazırız ama sizlerin planlaması bundan sonraki dönemde özellikle toparlanma noktasında belirlediğiniz ihtiyaçlar, projelerimizden bize bahsedebilir misiniz? Sesim geliyor. Tekrar özür diliyorum. Biz deprem esnasında çok hızlı bir hareket etme ihtiyacı hissettik. Çünkü hem iklim koşulları müsait değildi, insanlar eve girecek durumda değildi. İlk yaptığımız şey bizim sosyal testlerimiz depremde az zarar gören az hasarlı sosyal testlerimize vatandaşlarımızı yerleştirmek oldu. Hemen arkasından tabii kimse kimseye ulaşamıyor. Telefonlar kilitlendi. Çok kötü bir durumdayız. Ulaşabildiğimiz arkadaşlarımızı çağırdık. Şöyle de bir durum var. Yani bizde 130 personel var. Ancak 60'ına ulaşabildik. Diğerlerinin bir kısmı vefat etmiş, bir kısmı göçük altında, deprem enkazının altında. Dolayısıyla ulaşabildiklerimizde ilk yaptığımız şey sosyal tesislerimize görevlendirdiğimiz arkadaşlar vasıtasıyla vatandaşları yerleştirmek oldu. -18 derecelere varan ısı düşüşleri söz konusuydu. Vatandaşın çoğu dışarıda kalmıştı. Yani biz tesislerimizde yaklaşık 4000 insanı ağırladık ama depremden etkilenen merkez için konuşuyorum. Çok daha fazla sayıda insanlar vardı. Biz bunları yerleştirdik. Taziyelerimize, sosyal testlerimize, kapalı yüzme havuzumuza, kapalı spor salonumuzu hazırladık. Çünkü orada gelen gıdaların muhafazası gerekiyordu. Arkadaşlarla, şoförlüğü olan arkadaşlar forklift kullanmaya başladılar. Araçları yapıyoruz. Bir yandan üçüncü gün itibariyle yardımlar gelmeye başladı. İnsanlar tabii
biz fizik anlamda yaşadık ama acısını sizler de hissettiniz, bütün dünya hissetti. Bunun için de herkese çok teşekkür ediyorum. Yani STK'lara, herkese çok teşekkür ediyorum. Biz hemen arkasından yardımlar gelmeye başladı. Bizim spor salonuna koymaya başladık ama bir yandan da çok fazla yardım gelmeye başladı. Organize sanayi bölgesine giderek hemen şey yaptık. Organize sanayi bölge müdürümüzle depo aramaya başladık. Fabrikaların boş depoları varsa ki gelen yardım malzemeleri dışarıda kötü olmasın, hemen dağıtmaya başlayalım diye. Onları yaptıktan sonra bu sefer dağıtımlarını, araçlarımızı falan koordine ettik. Dağıtımlara başladık. Hem merkeze hem merkeze bağlı köylere. Çünkü biz büyük şehir olmadığımız için bizde mücavir alan söz konusu. Merkez dışında çok fazla bir şeyimiz olmuyor. Onlara şey yaptık. Bu arada bizim aşçılık merkezimizde çalışan 6-7 tane aşçımız vardı. Onları Kızılay'ın, önce Kızılay'ın, daha sonra Amerikalı dostların Adıyaman Üniversitesi'nin mutfağında çalışmaları vardı. Oraya destek olsun diye. Çünkü günde 50 bin kişilik yemek çıkartmaya başlamıştı. Hemen arkasından işte yine belediyemiz olarak vatandaşımız çok dışarıda, genellikle dışarıda, biz bunların ısınma sorunu nasıl halledebiliriz diye düşündük. Ve yapmamız gereken şeyin aracı olanlara mazot ve benzin desteği oldu. Çünkü insanlar kalacak yer bulamıyordu. Binlerce araca mazot ve benzin desteğinde bulunduk. İnsanlar en azından araçlarında çok da soğuktan etkilenmeyecek şekilde otursunlar diye düşündük. Tabii dışarıdan yardımlar geldi. Bunları koordine etmemiz gerekiyordu. Bir yandan da onlara başladık. Gelen işte hijyen malzemelerini, gıda malzemelerini vesaire ihtiyaç malzemelerini biz ilgili kurumlarla da işbirliği yaparak, bu arada STK'ları kesinlikle unutmamak lazım. Sonrasında UNDP'yi sağ olsunlar, başından sonuna bizim yanımızdalardı. Yani ilk 3-5 günden sonra biz sürekli onlarla da buradan çok teşekkür ediyoruz kurumumuz adına. Bizim öncelikle hedefimiz çocuklardı. Çocuklarla ilgili olarak Sayın Başkanımızla görüştüğümüzde ivedilikle bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Çünkü bu travmayı en çok yaşayan çocuklardı. Onlarla ilgili Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığımıza bağlı, Kültür Turizm Bakanlığımıza bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile görüştük. Onlara işte çeşitli oyun ve aktivitelerin gösterileceği grupları gönderdiler, sağ olsunlar. Sonrasında bu işe özel sektörde el attı, ücretsiz olarak ve Türkiye'nin sanayi devlerinden bu konuda bizlere çok destek geldi. Birçok etkinlik yaptık. Arkasından Acun Ilıcalı'yı getirdik. Onu getirmemizin nedeni hem çocukların, gençlerin sevdiği bir isimdi, bir de çocuklara bir tır oyuncak getirdi. Yani o dönemde evlere girilmediği için birçok çocuğun oyuncağı yoktu. Dolayısıyla sağ olsunlar geldiler, oyuncak dağıttılar. İkinci hedefimiz gençlikti. Özellikle YKS sınavlarına, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerdi. Onlarla alakalı olarak da daha önce vatandaşlarımızı barındırdığımız, daha sonrasında çadıra yönlendirdiğimiz vatandaşlarımızın kaldığı AKEM, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezimizde hemen üniversiteye yönelik hazırlık kursları açtık. Duyurusunu yaptık. Bir yandan da bu gençlerimizin zaten çadırlarda böyle çok rahat çalışma ortamları yoktu. Ne yapabiliriz diye düşündük. Daha
konforlu bir ortamda, daha rahat bir ortamda çalışırlarsa başarılarının artacağını düşündüğümüzde binamızda onlara ücretsiz üniversiteye yönelik kurslar verdik, dokümanlarını verdik, ücretsiz sınavları yaptık. Bunları ulaşımlarını belediye olarak ücretsiz bir şekilde sağladık. Hemen arkasından şey yaptık, kahvaltılarını falan verdik işte o şekilde. Çünkü gerçekten ev ortamı diye bir şey yoktu yani. En büyük çadırın 9 metrekare olduğu bir yerde 4-5 kişilik ve daha fazla sayıda insanları düşünecek olursanız yapılanların biraz daha değerli olduğunu insanlar görebilir diye düşünüyorum. Tabii çocuk ve gençlerle ilgili etkinliklerimizden, aktivitelerimizden hemen sonrasında kadınlarımız hedefimizdi. Hedef kitlemiz kadınlarımızdı. Çünkü onların üretime katılmaları lazımdı. Bu işin hem travmatik boyutu vardı hem sosyal boyutu vardı. Kadınlarımızla alakalı olarak da yine belediyemize ait ADEMEK diye kısa adı ADEMEK olan Adıyaman Belediyesi Mesleki ve Beceri Eğitim Kurslarının olduğu binalarımızda has hasarlı olanları hemen tadilatlarını gerçekleştirdik. Bir yandan bunların rahatlıkla gelebilecekleri, işte kurslarını alabilecekleri, farklı branşlarda, farklı mesleklerde kurslar alabileceği ortamı hazırladık. Hemen arkasından tabii kadın kooperatif kurmamız lazımdı. Kadınların üretime katılması için. Yani olayı sadece sosyal boyutuyla değil, sosyo-ekonomik boyutuyla da irdelenmesi gerekiyordu. Kadınlarla ilgili bir kooperatif, hem üretim yapabilecekleri hem satış yapabilecekleri bir kooperatifimizi kurduk. Zaten yine deprem öncesi projelerimizden biri olan Ayakkabı Kent projemiz vardı. Ama depremde akamete uğradı maalesef. Onun tamamlanması gerekiyordu. Onunla da ilgili çalışmalarımızı başlattık. İnşallah biz bu projemizi gerçekleştirdiğimizde Adıyaman'da yaşları 18-25 arasında değişen 1500 tane kızımıza ayakkabı üretimiyle ilgili istihdam sağlayacağız. Onları gerçekleştirdik. Tabii bunlar yetti mi yetmedi. Yine çocuklara yönelik konteyner kentlerde, prefabrik kentlerde çocuklara yönelik sosyal aktiviteler yaptık. Bu arada yine bizim gıdayla ilgili temel ihtiyaç malzemeleriyle, maddeleriyle ilgili şeylerimiz oldu, dağıtımlarımız hala da devam etmekte. Onları gerçekleştirdik. Sosyal aktivitelerimiz oldu. Bir yandan da sorunları yerinde tespit etmek adına biz konteyner kentlere ilgili birimizden arkadaşları gönderiyoruz. Sorunları tespit ediyorlar. Bizimle alakalı, özellikle belediyeyle alakalı sorunları tespit edince çözümleriyle ilgili çalışmalarımızı başlatıyoruz. Yine çocuklara yönelik sinema gösterilerimiz oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa yaptığımız aktivitelerimiz vardı çocuklara yönelik. Aynı zamanda belediyemiz olarak yaptığımız aktivitelerimiz vardı. Yine kadınlara yönelik Türkiye'nin büyük firmalarından, reklam olmasın diye isim söylemek istemiyorum. Büyük firmalarından biriyle bir görüşmemiz oldu. Onlar kendi ürettikleri elbiselere boncuk falan diktirmek istiyorlar. Parça başı para verecekler. Bu da yani hiç çalışmayan bir hanıma göre, bir kadına göre güzel bir rakama tekabül eden bir para kazanılacak demektir. Onunla ilgili çalışmalarımız söz konusu. İnşallah yarın itibariyle başlıyoruz. Yine bizim Adıyaman'da yani Maraş kadar olmasa da Kahramanmaraş kadar Adıyaman'da tekstil kümelenmesi söz konusu. Oradaki fabrikalara eleman yetiştirme, özellikle bayan eleman yetiştirme konusunda
İzmir'den bir STK ile, hatta iki STK ile görüşüyoruz. Onlar bize teçhizat yardımında bulunacaklar, makine yardımında. Kadınlarımız da üretime inşallah, kadınlarımızın üretime girmelerini sağlayacağız. Sürem doldu mu? Tamam, tamam. Bunlar benim kendi birimimle alakalı anlattığım şeyler ama onun dışında yine bizim ilgili müdürlüklerin, başkanlığımızın yaptığı çalışmalar var. Bu süreçte sosyal market kurduk. İkinci bir sosyal marketi kurmak üzereyiz. İnşaat çalışmaları bitti. Yine UNDP'nin bizimle birlikte, daha doğrusu bize katkıda bulundukları bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada olan olmayan, bize maddi manevi desteğini sağlayan herkese teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Başta da böyle bir şeyim oldu. Kusuruma bakmayın, özür diliyorum. Estağfurullah. Teşekkürler. Efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii belediye deyince aklımıza hep temel altyapı hizmetleri geliyor ama gerçekten sosyal belediyecilik kavramını vizyonunuza çok güzel entegre etmişsiniz. Ellerinize yüreğinize sağlık diyorum. Onunla, tabii yapılacak çok fazla şey var ama. Onunla alakalı şunu söyleyeyim. Tabii buyurun. Şimdi siz, şimdi belediyecilikte çok farklı bir anlayış vardır. Yani belediye olarak bir adam asmazsınız, bir de para basmazsınız. Ama onun dışında her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi kaldırım, park vesaire yaparsınız. Bunların yapılması gerekir. Bunları yaparsanız sizin için çok bir artı olmuyor. Ama yapmazsanız çok eksi oluyor. Bizim şu anda yaptığımız, biraz da böyle duygusalız, yaptığımız gönül belediyeciliği. Bunu yaparken tabii üretimi de aksatmadan, üretime ara vermeden, çünkü ekonomi olmadan şehri boşaltırız maalesef. Teşekkürler. Ellerinize yüreğinize sağlık diyorum. Ya gerçekten anlatırken de buna inanarak bize aktardınız. Çok da önemli çalışmalar var. Biraz önce bahsettik, başta da hep konuştuğumuz şey aslında yani. Kaldırım yapabilirsiniz, altyapıyı yapabilirsiniz ama insanları normal hayatına döndürebilmek de eşit şekilde önemli. O yüzden özellikle kadınlara, kız çocuklarına, gençlere yönelik yaptığınız çalışmalardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum ben de burada kendi biz adıma. Ellerinize ederiz. Sağlık. Sağ olun. Vaktimiz kısalırken en son sözü aslında Arzu'ya vermek istiyorum. Arzu Karaaslan Azizoğlu. UNDP'de özellikle uzun yıllardır yerel sosyoekonomik kalkınma alanında çalışıyor. Bir kalkınma pratisyeni aslında. Kendisi şu anda da yine deprem sonrasında bizim yaptığımız çalışmalara hem sosyal kalkınma hem yerelde özellikle girişimcilere, KOBİ'lere yönelik yaptığımız destek çalışmalarında da liderlik üstleniyor. Arzu, senden biraz dinleyelim. Özellikle bölgenin yeniden kalkınması noktasında, daha iyi inşa etme noktasındaki analizlerin nelerdir? Bundan sonraki vizyonu nasıl tanımlarsın? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Coğrafya kaderdir dedikleri şeyi biraz yaşıyoruz aslında. Ben aslen Bismil'in çok küçük bir köyünde doğdum. Yani aslında bölgeden biriyim. Bismil Diyarbakır'a bağlı küçük bir ilçe zaten. Küçük bir köyünde doğmuştum. Ve kalkınma çalışmalarına da aslında Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğunluklu olarak başladım. Şırnak'ta çalıştım. Bunun dışında bölgenin farklı illerinde çalıştım. Ama bir kalkınma profesyonelinin gerçekten yüzleşebileceği çok farklı krizlerle karşılaştım. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda 9 yıldır çalışıyorum. Ve emin olun bir gününüz öbür gün gibi olmuyor. Çünkü küresel gördüğünüz, planladığınız, aslında hazırladığınız, stratejiler belirlediğiniz şey sahaya döndüğünüzde bambaşka bir şekliyle hayat bulmalı. Çünkü orada başka gerçekler var. Masa üzerinde görmediğiniz gerçekler var. Biz gözümüzü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda gerçekten Suriye krizine yanıt ve dayanıklılık konseptiyle açtık. Krizlere merhaba dedik. Aslında ofisimiz çok daha küçük, daha butik, daha stratejik işler yapan bir ofisken, krize yanıt ve dayanıklılık sürecinde ciddi bir uzmanlaşmaya gitti. Tabii
bunlar, bu krizler çok can yakıcı, üzücü, duygusal. Ama insana çok şey öğretiyor. En başında bu forumun da konsepti olan dayanıklılığı, dirençli olmayı öğretiyor. Krizler karşısında nasıl müdahaleler geliştirilmesi gerektiğini öğretiyor. Biz ne yaptık peki burada? Aslında bu Suriye krizine yanıt ve dayanıklılık pratiğimiz bize Covid krizinde bambaşka bir boyut kazandırdı. Çünkü hiç beklenmedik, dünyanın hiçbir yerinde çok uzun yıllar önce belki yaşanmış olsa da günümüz çağında beklemediğimiz bir gerçeklikle yüz yüze kaldık biz. Evlerimize kapandık, dışarılara gidemedik, hava alamadık, korktuk, endişelendik ve gene ne oldu? Hep aslında az önce Hikmet Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi bundan en çok ekonomi de etkilendi. Çok ciddi hasar aldı ekonomiler. Mobilite etkilendi. Bir de hadi gelin farklı gruplara bakalım. UNDP'nin aslında yaptığı şeye, çok fazla kurum kuruluşun dikkat çekmediği şeylere. Engelliler, yaşlılar, çocuklar, gençler, çok farklı gruplara bakalım. Çünkü her bir grup aslında krizlerden çok başka etkileniyor. Covid krizinde de biz aslında bu kaslarımızı güçlendirmek zorunda kaldık. Yani farklı hedef gruplarının hem ekonomik hem sosyal toparlanması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ya öyle bir şey ki tam ondan toparlanmaya başladık derken, yani gerçekten tabii bizim için çok duygusal olsa da sevdiklerimizi yitirdiğimiz, gerçekten acısını yakından hissettiğimiz bir şey olsa da bir de deprem gerçeğiyle, doğal afetle karşı karşıya kaldık biz. Ve biz UNDP olarak insani kalkınma kuruluşu değiliz aslında. Yani bir ilk insani yardım rolümüz yok. Ama bizim temsilcimiz ilk günden bizimle bir araya geldi. Hemen bir ekip oluşturdu. Çünkü o 3 gün, 4 gün sürecek olan can kurtarma, yani acil müdahalenin hemen ardından insanların farklı ihtiyaçları ortaya çıkacaktı. Bu da aslında ekonomik toparlanmanın, sosyal toparlanmanın ilk adımı olacaktı. Ve biz daha ilk günden, 3. günden sonra biz sahaya nasıl gideriz, hangi öncelikleri yapmalıyız, kiminle nasıl çalışmalıyızı birlikte tartıştık, kafa yorduk. Tabii ki yaptığımız bu şeyler biraz masa başı görünebilir. Ama biz neye güvendik? Biz bölgede yıllardır varız. Az önce Hamit Bey söyledi. Biz 90'lı yılların ortasından beri bölgede kalkınma işleri yapıyoruz. Peki bu kalkınma işi nedir? Ya insanlar ekmek bulamıyor, yatacak yer bulamıyor. Aslında az önce Mehmet Bey bahsetti. Oyuncakları yok, uyuyacak yerleri yok. Ama kalkınmayı düşünmek zorundayız. Rutine, normale dönmek istiyorsak şehirlerdeki o dinamizmi düşünmek zorundayız. Bu yüzden aslında belki de ben konuşmayı çok uzatmayacağım. Yaptığımız çalışmalarda nelere özen göstermemiz gerektiğiyle ilgili ben de naçizane birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi, mutlaka ve mutlaka yerelleşmeliyiz. Yerel ortaklarımızla çok yakından çalışmalıyız bizler. Biz her şeyin en iyisini biliyoruz, en teknik kişileriz. Onlar için en iyisini biz düşünürüz fikrinden uzaklaşmalıyız. Gerçek bir kalkınma, yerelden gelen talep ve ihtiyaçların doğru değerlendirilmesiyle oluşuyor. O yüzden biz aslında ciddi anlamda en önemli çıkardığımız derslerden biri buydu ki bugün hem Mehmet Bey hem Hikmet Bey bahsettiler. Yerelden gelen talep ve ihtiyaçlarla ciddi anlamda biz o ihtiyaç ve taleplere yönelik hem fon arayışına çıktık hem programlar geliştirdik. Peki diğer ikinci sıraya ne koyarsınız derseniz? Çevik olmalısınız. İngilizce'de çok Covid döneminde en çok kullanılan kelimelerden biri. Agile. Yani çevik olmak. Siz ne kadar prosedürel yükleri ağır olan bir kalkınma kuruluşu da olsanız, ki biz öyleyiz aslında, yönetimimizin de desteğiyle, takdiriyle çevik,
kurallara uygun, şeffaf ama hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmanız ve erken toparlanmayı insanlar şehirleri terk etmeden, kafalarından o şehirleri silmeden canlandırmanız gerekiyor. İnsanlar kısa bir süreliğine gitmiş olabilir. O can havliyle bir yere gitmiş olabilir, bir tanıdığına sığınmış olabilir, başka bir ülkeye, şehre taşınmış olabilir. Ama onların o geri dönüş süresinde, şehirlerine geri döndüğünde yaşanacak bir ortam bulması gerekiyor. O süreci atlarsanız artık o insanları geri döndüremezsiniz. Bu büyük göç olaylarında da yaşanan bir şey. O yüzden Hikmet Bey'in dediği çok doğru. İnsanlara gerçekten o ticaret ağını tekrar kazandırmanız gerekiyor. Bunun için çevik olmanız lazım. Peki daha sonra ne olacak? Yerel olacaksınız, çevik olacaksınız. Daha sonra ne gelecek? Tabii ki gerçek anlamda koordinasyonun rolüne güveneceksiniz. Küresel düzeyde, ulusal düzeyde ve yerel düzeyde koordinasyonu iyi sağlayacaksınız. Siz bir kurum, kuruluş olarak her şeyi tek başınıza yapamazsınız. Ama kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayabilirsiniz. Ki bizim aslında UNDP olarak üstlendiğimiz şey, hem Terra hazırlığında hem de donör konferansında üstlendiğimiz rol buydu. Gerçek bir koordinasyon rolünü de biz hem kardeş kuruluşlarımızla hem donörlerle gerçekleştirmeye çalıştık. Tabii böyle ben hani listeliyorum çünkü çok şey öğreniyoruz. O kadar hızlı öğrenmek zorunda kalıyoruz ki bu kalkınma işlerinde krizler olunca. Çok hızlı öğrenmek zorunda kalıyoruz. Bir çocuğu düşünün ne kadar hızlı büyüyor bir bebek. Biz de bu kriz işlerinde hızlı olmak zorunda kaldık ve hızlı öğrenmek zorunda kaldık. Bunlardan bir diğeri de gerçekten söylemek gerekiyor. Hazır olmak. Tabii ki bu çok güç. Tahir Bey açılış konuşmasında bahsetti Sayın Başkanımız. Her şeye nasıl hazırlıklı olabilir ki bir insan? Bir kere insan kafası buna uygun değil. Ama açık fikirli olmak, tartışmak, olabilecek senaryolar noktasında görüşmek ve küresel anlamda bunu tartışmaya açmak, özellikle de ilgili hedef grupları bu sürecin bir parçası haline getirmek. Gençleri, çocukları, kadınları, engellileri, yaşlıları, farklı etnik grupları, insanların hiçbirini dışarıda, geride bırakmadan çalışmak çok önemli bir ayağıydı bunun. Bu öğrenmenin çok önemli bir ayağıydı. Ve biz UNDP Türkiye olarak aslında bir sonraki adımımız, temsilcimiz de zaten burada aramızda. Gerçekten ilgili kurum ve kuruluşlarla iller bazında, özellikle en çok etkilenen iller bazında bu süreçleri başlatmak. Sesleri dinlemek ve bu kapsamda planlama yapmak. Peki bunların hepsini yaptık. Bir sürü tartışma oluşturduk. Yine de bunu hayata geçirecek gerçek anlamda kapasiteye ihtiyacımız var. İnsana ihtiyacımız var. Bugün aramızda bulunan Hamit Bey gibi, Hikmet Bey gibi, Mehmet Bey gibi, Seher Hanım gibi, sizler gibi, her biriniz gibi. Bu işlere kafa yormak isteyen, vakit ayırmak isteyen, öğrenmek isteyen, bilgisini paylaşmak isteyen insanlara ve kapasiteye ihtiyacımız var. O yüzden bu kapasiteyi de bizim öncelik deprem bölgesi olmak üzere yaratmamız gerekiyor. Ve önümüzdeki kriz ve riskler için de bu kapasite çok kıymetli. Biz sadece şunu diyemeyiz. Biz bu krizi atlattık, çok şükür iyiyiz, şehirlerimiz artık eski zamanına döndü. Hayır, artık böyle bir dünya yok karşımızda. Sürekli krizlerle, risklerle uğraşmak zorunda olan bir nesiliz biz. O yüzden bu kapasiteyi yaratmamız çok kritik. Tabii bu konuların hepsini burada böyle tartışmak, bir hoca, bir mürebbiye havasına girmek istemiyorum ama gerçekten şunu söylemek istiyorum. İnsan kapasitemizi, gönül gözümüzü açtığımız gibi kurumsal kapasitemizi de arttırdığımız, işbirliklerini gerçekten canı gönülden yaptığımız, birbirimize destek olduğumuz ve ihtiyaçları farklı hedef grupları çerçevesinde değerlendirdiğimiz, öncelediğimiz, stratejiler oluşturduğumuz ve bunu hayata geçirecek, o hani az önce Hikmet Bey söyledi ya çok hızlı, gece gündüz belki bazı zamanlar uyumadan hayata geçireceğimiz insan kaynağını da oluşturduğumuzda
bu risklerin hepsini aşabiliriz. Bize yardıma gelen ülkelere biz de yardım edebiliriz. Bir de işe böyle bakmak lazım. Sadece kendi toparlanmamız değil. Başka insanlara da destek olmayı düşünmeliyiz hep. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için böyle günün son saatlerinde. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ediyoruz Arzu. Tabii kriz herkesin kapısını çalabilir. Hani küresel gündeme baktığımızda hem doğal sebeplerden hem insan kaynaklı afetler, krizler çok fazla. Ülkemiz çok daha hassas bu konuda, kırılgan demek mümkün. Ve hazırlıklı olmalıyız. Bu noktada herkesin gerçekten bu çabaya, bu misyona katılması gerekiyor. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum, bugün panelimize katılan herkese. En son soruları alacağız ama burada bana gelen bir soru yok. Katılımcılarımızdan gelecek bir sorumuz varsa bir iki soru alabiliriz. Buyurun, buyurun efendim. Kendinizi de tanıtabilirseniz öncelikle seviniriz. Hello, I'm Ziad Weiss. I was happy to hear during the last presentation about UNDP dealing with the earthquake in Syria. I still remember UN assistance to northwest Syria and exactly was late for a few days. I remember the photos of the brave Syrian civil defense volunteers, the white helmets, while they were rescuing people from under the rubble, although they didn't have the needed equipment or resources. I just want to have more information how UNDP or UN in general could cooperate with local NGOs in northwest Syria during and after the earthquake. Thank you very much. Hamit Bey. You are asking the level of cooperation after the earthquake with northern Syria, right? You know, this is I think it is to the last presenter because she talked about how UNDP dealt with the earthquake in Syria. I think the microphone was not near, so I will repeat. I said that UN assistance to northwest Syria was late for a few days. There were not even the equipment needed to rescue people from under the rubble. That caused a lot of losses in souls. I would like to ask how UNDP or UN in general could support the or coordinate with the Syrian NGOs in northwest Syria to help them after the earthquake. Thank you. No, how it was. Thank you very much. I will try to answer as much as I understood. I should continue in English since your question was in English. Actually, we are a country office. Of course, we have a regional office in here, in Turkey, but in Istanbul, actually, based in Istanbul. As a country office, we are always ready to share our experience with our colleagues at UNDP who are also working for Syria. And also, we are in the same building in Gaziantep with UNDP Syria, who does the cross-border issues. But we are not, of course, we are not here to say we should do this for Syria or other, but we can share our experiences, of course. Maybe, Luisan, do you like to? No, thank you very much for the question. I think there's a misunderstanding because Arzu was talking about UNDP response in Turkey, inside Turkey. But there was a delay, in fact, in assistance provided to northwest Syria. But that's because there's a delay in all sorts of assistance to northwest Syria because of the issues in crossing the border, that the border crossings depend very much on the Syrian government allowing humanitarian assistance to cross over. And that depends, in turn, on a Security Council resolution that is repeated over and over again, giving access in very short increments of time
3 months or 6 months. And as you know, the Security Council functions with a veto. So if there are issues inside the Security Council, that can impede the access of very basic humanitarian assistance to Northwest Syria, which is provided very much thanks to the permission given by Turkey to allow the UN, but to ship goods across that border. But there was a delay in assistance provided to many locations in Turkey, so it shouldn't be surprising. It's very unfortunate that there was also a delay in getting assistance across that very constricted border into northwest Syria. But that assistance continues to this day, and a lot of it is managed out of Gaziantep. So there's a separate UNDP team operating as part of the Syria operation, operating out of Gaziantep to help facilitate that UNDP assistance and UN assistance to the northwest. So I hope that clarifies. This discussion is about assistance provided exclusively inside the borders of Turkey. Thank you. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman kısıtımız sebebiyle toparlamak zorundayız. Burada da bir soru yok ama biliyorum. Seher Hanım, ben bir şey yoksa, ben buyurun. De bir şey bir eklemek yapmak istiyorum da. Çok kısa alabilirsek. Şimdi bu koordinasyonda gönüllüler de çok büyük bir rol oynadılar. Hem gönüllüler bireysel olarak hem de kuruluş olarak. Şuradan. Pardon. Gönüllüler hem büyük deprem felaketinde, aslında birçok afette büyük bir rol oynadı. Hem bireysel olarak hem de örgütlü bir şekilde, organize bir şekilde çok katkıda bulundular. Gönüllüleri de unutmamak gerekiyor. Bizim de UNDP olarak yine yeni başladığımız bir proje var. Sivil katılım projesi. Burada da bu gönüllülük kurumun daha da olgunlaşacağını, daha da kapasiteyi geliştireceğimize inanıyorum. Bunu da buradan paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun Hamit Bey. Ben de bütün panelistlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle olan katılımcılara teşekkür ediyorum. Tabii geçmişi değiştirmemiz mümkün değil. Şubat'ta çok ciddi bir trajedi yaşadık. Bu tarihimizde yer alacak. Aynı zamanda beraberliğimiz, dayanışmamız, biraz önce sizlerin çok farklı insan hikayeleri var her ilin, her bölgenin. Onları da unutmak mümkün değil. Ama bunun yanında özellikle yeniden toparlanma, yeniden inşa etme noktasındaki vizyonumuzun da umuyoruz ki tarihe geçireceğiz. O noktada bütün aktörlerin, yereldeki aktörlerin, yerelin sesini dinlemek dedik. Yine bölgenin yeniden toparlanmasında bütün bu aktörlerin sesini alarak ortak bir vizyonu geliştirmek bizler için çok çok önemli. Afet sonrasındaki olumsuzluğu fırsata dönüştürme istiyoruz. İnşallah bu noktada herkesin bir katkısı olacak ve önümüzdeki yıllarda inşallah bölgeyi hem normale dönmüş hem de daha iyi yine ortaya koymuş bir şekilde görebiliriz diyorum. Ben tekrar herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ellerinize ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.